kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Sözlerin, notaların ve seslerin büyük buluşmalarında bugün 70 ve 80'li yıllardan 90'lı ve 2000'li yıllara uzanmış unutulmaz şarkılara eşlik ediyoruz. Ve huzurlarınızda Türkiye'nin önemli prodüktörlerinden Nino Varo'nun Tanju Okan ve Nilüfer'e sihirli dokunuşu. Sen ne dersen de yıllar geçiyor, fark etmesen de. Seyyal Taner'in Ülkü Aker ve Selami Şahin'den Olcay To Ahmet Tuğsuz'a uzanan müzik yolculuğu. Zerrin Özer'in, Aysel Gürel, Garo Mafyan ve Şehrazat imzalı klasikleşmiş şarkıları. Asi, serseri ve bir o kadar da yalnız. En hüzünlü şarkıları buğulu sesiyle ölümsüzleştiren içten bir adam. Tanju Okan. Deniz ve mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk ettin? Bırakıp beni gittin. Tanju Okan müziğe 60'lı yılların hemen başında adım atar. Orkestra solisti olarak başladığı kariyerinde farklı sesi ve yorumuyla kısa sürede dikkat çeker. Öyle ki 1964 yılında Balkan Müzik Festivali'nde yarışmak üzere kurulan Milli Orkestra'nın solistlerinden biri olarak seçilir. İlk plağı 1965 yılında yayınlanır. İlk büyük hiti ise 1970 yılında 45'lik plak olarak yayınlanan Hasret adlı şarkı olacaktır. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Hasret, Yunan asıllı Fransız şarkıcı George Moustaki'nin bir şarkısıdır ve Türkçe sözleri Nino Varon tarafından yazılmıştır. Müzik çevrelerinde prodüktör olarak tanınmakta olan Nino Varon'un yazdığı ilk şarkı sözüdür bu. Nino Varon, o yılların en önemli müzik firması Odeon Plak'ta hem Türkiye'de yayınlanacak yabancı plakları seçmekte hem de Türkçe şarkı söyleyen şarkıcılarla çalışmaktadır. Tanju Okan ve Nino Varon buluşması Hasret'le başlar ve yıllarca devam eder. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Tanju Okan, denizli, yakışıklı ve çapkındı. Bütün kadınların beraber olmayı hayal ettiği erkek cinsi, üstelik manyak bir ses. Ama hiçbirinin onunla beraber olmaktan korktukları, fakat hayallerinde ideal haline soktukları erkeğin şarkılarını yaptım ona. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Tanju Okan'ın kariyerinde sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı Kadınım şarkısı bir dönüm noktası olur. Kadınım. O kadar iyi arkadaş olduk ki Tanju Okan'dan. Ben Tanju Okan'ın yanından ayrılmaz oldum. Bir gece genç bir sevgilisi vardı ve sevgilisine ailesi Amerika'ya Tanju Okan'dan ayrılsın diye Amerika'ya
kaçırdılar. Tanju Okan mahvoldu tabii. Evinde yatırdım yine saat 10-10.30 gibi akşamleyin ve o ara elime bir verim Rejiani'nin bir long play'i geçti. Bir tanesine takıldım böyle. Tanju Okan'ın bu ızdırabıyla, bu acısıyla o kadar çok iç içeyim ki gece saat 12 gibi kadınımı yazmaya başladım. Sabahleyin 6'da uyumamıştım. Dayanamadım, Tanju'yu kaldırdım, bitirmiştim çünkü şarkıyı. Tek bir kelimesiyle bile oynamadım daha sonradan. O gece öyle o çıktı ve tamamen Tanju Okan'ın kadınıyla ilgili bir şarkıdır o da. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun. Sinematografik sözlerdir. Şarkıyı dinlerken o evi görürüz, eşyaların toplandığı andaki hissiyatı hissederiz. O adamın o çok sevdiği taraf, kadın tarafından terk edilmiş olduğu, depresyon içinde olduğu, muhtemelen kendini kötü alışkanlıklar denizinde boğularak uzun süre idare etmeye çalışacağı ama yine de unutamayacağı bir durum olduğunu anlarız. Dudaklarım kurudu aşk ateşiyle. Bir damla su verecek o pınar nerede? Gözlerin bir noktada dalgın soruyor. Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerede? Tanju Okan'ın yolu Kaderim ve Dostlarım şarkılarında Selami Şahin'le de kesişir. Özellikle Dostlarım Tanju Okan'ın en sevilen şarkılarından biri olur. Üst bütün inançlarım yıkıldı bir bir. Boş kaldı dostluğa uzanan eller. Benim sesimi duyar hisseder gibi yapmışsın ya. Ben dedi, seni gibi bir deli besteci, deli müzisyen tanımıyorum dedi. Yüreğinde ne varsa, beyninde ne varsa, dilinde, gözlerinde var. Aynısı. Yani öyle bir insan gerçekten. Keşke daha uzun yaşasaydı da birkaç albüm daha yapsaydı. Canım kadar yakınım, el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Böyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Taray ray ray lalay ray ray. Tanju Okan'ın Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi erkek vokal olduğunu düşünüyorum. O duygusallık, hayata bakış, bohem yaşantı içinde eğer şarkılarını kendi yazan, yazabilen, daha çok üretebilen bir sanatçı olsaydı, dünya dillerinde de onun bestesi olan eserler okunabilecek düzeyde bir sanatçıydı. Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasın. Nino Varon, söz yazarı ve besteciliğinin yanı sıra prodüktör olarak başarılı işlere imza atmaya devam etmektedir. Tanju Okan'ın yanı sıra Ajda Pekkan ve Nesrin Sipahi gibi birçok isim de kendini bir dönem Nino Varon'a emanet etmiştir. Ama Nino Varon'un asıl gönlünden geçen, adı hiç duyulmamış, genç bir ismi müzik dünyasına kazandırmaktır. Tam da o günlerde henüz 14 yaşında olan Nilüfer'i keşfeder. Kalbim bir pusula sana döndü her fırsatta. Eşi yok dünyada bu zamanda. ...70'li yılların başında henüz ortaokul öğrencisi bir genç kızken Nilüfer Altın Ses yarışmasına katılır. Yarışmanın jüri üyelerinden biri de Nino Varon'dur. Bu genç şarkıcıdan çok etkilenir ve ona plak yapmayı teklif eder. Sen bunu unutma, sakın aşkımla oynama, sakın şeytana uyma, canım kurban bak yoluna. Yarışmada şeyi söylemiştim, bir İtalyanca şarkı söylemiştim. İtalyan okulunda okuduğum için o sırada öğrenciydim.
L'Arca di Noia diye bir şarkı vardı. Sanremo Festivali'nde 3. olmuştu o yıl. Partira la nave partira dove arriverà questo non si sa. Böyle bir şarkıydı. Bunu söylemiştim. Orada birincilik aldım. Kadın seslerinde. Bir plak şirketiyle tanıştım. Evet. Ve o plak şirketiyle bir sözleşme imzaladık ama 2 yıl sonra çıktı ilk 45'lik plak. Aşk nerede ben orada, sen ister gül ister oyna. Nilüfer'in ilk 45'liği 1972'de yayınlanır. 45'liğin bir yüzünde sözlerini Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Kalbim Bir Pusula, diğer yüzünde ise Çiğdem Talun'un ilk şarkısı Ağlıyorum Yine yer alır. Ağlıyorum yine. Şarkı sözü yazmaya aday bir hanım geliyor ve o Çiğdem Talun. Ben kültürüne ve yapabileceğine inanmış olmanın gururunu yıllar boyu yaşadım. İlk şarkılardan ona sipariş ettim. Nilüfer tamamıyla yeni bir şarkı sözü yazarıyla, yepyeni bir artist olarak, o dehşet bir sesiyle Türkiye'de var olduğunu gösterdim. Dünya dönüyor. Nilüfer asıl çıkışını 1973'te yayınlanan Dünya Dönüyor, Neden ve peşinden gelen Göreceksin Kendini, Aldanırım Sanma 45'likleriyle yapar. Planı yapmaya karar verdiğimiz gün, hiç unutmam, İtalyan lisesinin kıyafetiyle stüdyoya gelmişti. Stüdyo Beyoğlu'nda Yeni Melek Sineması'nın yanında müthiş bir orkestrasyon yapılmıştı. Yaylılar, o vakit canlı çalınıyordu. Şimdiki gibi bilgisayar yok. Yani 11 tane kemancı 2 kere hatta 3 kere üst üste çalıp 33 yaylı elde edebiliyordunuz. Nilüfer başladı söylemeye. Bana hayranlıkla baktı. Nereden buldunuz bu kızı dediler. İşte Nilüfer göreceksin kendini. Öyle çıktı. Köşesine üzülmüş. Nilüfer kariyerinin 1979 yılına dek sürecek kısmında, onun parlayıp önemli bir isim olmasına dek sürecek yolda Nino Varon hep yanındadır. Başıma gelenler hep senin yüzünden, ne istedim benim sevginden. Nino Varon Türk pop müziği tarihi için çok önemli bir prodüktördür. Çünkü özellikle o aranjman döneminde hep doğru şarkıları seçip doğru kişilere söyletip çok ciddi hit şarkılar çıkarmayı başarmış bir prodüktördür. Hem Nilüfer'in ilk plandan itibaren onun yanında olmuştur, hem de onun kariyer çizgisini çizmiştir. Nasıl davranacağından, nerede, ne zaman çıkacağına kadar her şey Nino Varon'un elinden geçmiştir. Nilüfer olmamış bir Nilüfer'den bir Nilüfer yaratmak çok kolay değil. Yani Nino Varon, Nilüfer için seçtiği şarkılar, o şarkıların düzenlemeleri, o şarkıların hangi sırayla albümde bulunacağına kadar inceleyip süt okuyarak aslında Nilüfer'in o çok renkli, önemli kariyerinin başlangıcındaki çıkış noktası Nino Varon dokunuşudur. Dünya Dönüyor, Göreceksin Kendini gibi art arta hitlerin, üstelik liseli kız diye tabir edilen o lakapla gençleri daha kolay sarmalayan kibarlığıyla ve güzel sesiyle geldiği bir nokta var. Bunu uzun yıllar devam ettirdik, beraber çalıştık. Nasıl sevdim, neden, neden sevdim seni? Nasıl sevdim, nasıl sevdim seni?
Tıpkı Nilüfer gibi Seyyal Tener'de 70'lerde adını duyurur ve kısa zamanda popüler müziğin önemli yıldızlarından biri haline gelir. İlk 2.45'liğinde istediği başarıyı yakalayamayan şarkıcı 1975 yılından itibaren hızlı bir çıkış yakalar. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Sevgili Ülker Ker'in yazdığı sözlerle Türkiye beni tanıdı. Enrico Macias'ın bestesi Son Verdim Kalbimin İşine. Henüz daha 19 yaşındaydım. Yani o küçücük yaşta o şarkıyla çıkıp ve o şarkı da bütün kadınlara bir dik duruş, bir sosyolojik olgudur. Çünkü kalbinin içine son verip hayata devam etmeyi tavsiye eden bir şarkıdır. Kararlıyım onu bırakmaya, tak dedi artık canıma. 80'lere dek Ülke Aker'in yanı sıra Melih Kibar ve Çiğdem Talu ile çalışan Seyyal Tener, sadece şarkıları ve sesiyle değil, sahne şovlarıyla da pop müziğe yepyeni bir anlayış getirir. Melih ve Çiğdem'le çok özel şarkılara imza attık, çok güzel. O dönemdeki belki de Türkiye'deki ilk pop rock şarkılardı onlar. Gitgide vaktimiz kalmıyor, çığlık çığlığa trenler gibi, seni çok özledim gibi, gülme komşuna gelir başına gibi. İkisinin arasındaki enerji ve sinerji, dolayısıyla çalıştıkları sanatçıya da yansıyordu. Işıklar içinde olsun ikisi de. Gitgide vaktimiz kalmıyor, neden bekler bu saatler? Gitgide hayat geçiyor, neden gelmez bu trenler? Sen yoksun yanımda, ben sesine hasret, bir çift sözüne hasret, ben paramparça. Orijinaldi. Bu orijinalliği zaten en çok ilgiyi çekti. Çok çılgındı. Pop'un çılgın kızı diyorlardı ona. Ve hatta TRT'de bikiniyle şarkı söyleyebilecek, klip yapabilecek kadar da etki yaratabilecek kadar da cesurdu. Beyoncé, Rihanna filan, senin Madonna. Yani yemin ediyorum Seyyal'in eline su dökemezler. Yani Seyyal'deki dans yeteneği inanılmaz bir dans yeteneği. Ya bir yana, sen bir yana, hele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Kimle çalıştıysam, hangi yönetmenle, buna İzzet Özde dahil, Erşan Başbuğ dahil, Kahraman Afyonal dahil, TRT'den yetişen bütün sevgili dostlarım, benim arkadaşlarım, benle çalışırken çok rahattırlar, çok rahat oldular. Hep de şunu dediler, kamerayı en iyi kullanan, kamerayı en iyi tanıyan, kamerayla sevişen kadın, müthiş bir şey derlerdi. Adam sende deyip de kapılma sakın. Yakın. 80'ler gelip çattığında ise müzik dünyası beklenmedik bir buluşmaya şahit olur. Seyyal Tener ilk 33'lüğü için Selami Şahin'le çalışmaya karar vermiştir. Saklasan da söylesen de, sevdiğini gizlesen de, gözlerinden okuyorum. Seyyal Tener ve Selami Şahin ortaklığı aslında neresinden baksanız 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir ortaklık. Bir tarafta sahnede rock müzik söyleyen, işte imajıyla, dansıyla ve şarkı söyleme stiliyle bambaşka fişek gibi çok enerjik bir şarkıcı var. Bir tarafta ise alabildiğine romantik ve arabesk ve Alaturka'ya yakın şarkılar yazan bir besteci var. O bileşimden çok enteresan bir şey çıktı ortaya. Yaşıyorum sanma hiç yaşanır. O güne dek Selami Şahin bestelerini seslendirenler arasında Emel Sayın, Salim Dündar, Nazan Şoray ve Gülistan Okan gibi isimler vardır. Ama Seyyal Tener, Selami Şahin ortaklığı bambaşka bir bileşimdir. 1980 yılında piyasaya çıkan Lider adlı 33'lük plak bu bileşimin ne kadar başarılı olduğunun ispatı gibidir. Seyyal Tener, Selami Şahin ortaklığı bir tek albümle pop müzik tarihine yazılır. Gardiyanım sen oldun,
yargıcımda yine sen. Hakkım yok itiraza, kahredip de öldürsen. Selami Şahin'in o muhteşem besteleri yapan ama benim kulvarımın biraz dışında olan o besteciden nasıl bir seyyal şarkıları çıkarın peşine düştüm ve onu hakikaten günlerce kapattık eve yani ve ona devamlı işte Rainbow, işte Pink Floyd, Dire Straits, Genesis, Led Zeppelin, Queen falan dinleterek bana yaptığı o şarkıları ortaya çıkardık. O albümde pop yapısıyla, sesiyle, çizgisiyle uyum sağlayacak besteler yaptık, yönettik ve Lider albümü çok iyi oldu. Lider bestesini vermiştim. En çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum. Her zorluğu yenersin, seni kimse yıkamaz yaşamında lidersin. 80 yılında firmayı kurdum Lider Müzik, evlendim, ilk oğlumun adı da Lider. O şarkı benim için çok önemli. Öksüz kızı. 1981 yılında ise Seyyal Taner'i başka bir işbirliğinin içinde görürüz. Olcay To Ahmet Tuğsuz, o günlerde az sayıda bestesiyle adını duyurmuş genç bir yetenektir. Öyle bir şarkı yazar ki sessiz sedasız, öyle bir hikaye anlatır ki o şarkıda. Seyyal Taner'in üzerine, ölçülerine göre dikilmiş bir elbise gibi oturur o şarkı. Seyyal o gün Naciye olur. Düşünün bir kere. Olcay To hayatımda çok etkin bir biçimde devreye girdi. İzzet Öz vasıtasıyla biz tanıştık. İngilizce söylüyor şarkıları. Çünkü zaten Ahmet İngilizce besteleri yapar. İşte bir yere geliyor orada ye 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 falan. Ye ye birden Naciye oluverdi. Ye 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 dediği yer. Çünkü ben parçanın ilk mezurlarını dinlediğimde harika bir şarkı bu Ahmet, ne güzel bir şey. Bunu hemen bir söz yazsana, bunu yapalım dedim. Ve Ahmet gitti, ertesi günü sözleri yazmıştı. Çık dediler sahne. Naciye daha radyolarda çalar çalmaz her kesimden, her tür müzik severim beğendiği bir şarkı oldu. İşte caz dinleyenler ve rock dinleyenler beğendi. Arabesk dinleyenler beğendi. Zaten Türkiye'de birazcık söz de önemli. Yani burası bir gerçek. O söz de insanları çekti. Naciye. Naciye bizim çok sevdiğimiz Türk filmi hikayelerinden biridir aslında. Meşhur olmak için büyük şehre kaçar, kötü yola düşer. Bu hikayeyi bir 5 dakikalık şarkı içerisinde öyle bir anlatmıştık ki Olcay To Ahmet Tuğsuz ve Seyyal Taner'in üzerine öyle bir oturmuştuk ki şarkı. Türk popunda hiç benzerine rastlamadığımız bir şey oldu. Şarkının plağı yoktu, kaseti yoktu. Sadece televizyondan dinleyerek insanlar şarkıyı ezberlediler ve şarkı ancak 87 yılında yayınlandı ve satın alınabilir hale geldi. Ama yıllar boyunca unutulmadı. Hala Seyyal Taner dendiğinde ilk akla gelen şarkılardan biri. Dünya şarkılarınla dünya, duygularınla dünya. Olcay To Ahmet Tuğsuz ve Seyyal Taner ortaklığı 1986 yılında bu kez Eurovision şarkı yarışmasıyla gündeme gelir. O yıl Tuğsuz'un bestesi Dünya ile yarışmanın Türkiye finalinde yarışan Seyyal Taner geceyi ikincilikle kapatır. Umutlar sensin, durma dön dünya.
evrensel, çok gerçekten evrensel sorunlara çok ciddi parmak basmış bir parçadır. Yalan değil benim dünyam, hayal değil gerçek rüyam. 1987 yılında ise Eurovision şarkı yarışmasında bir kez daha görürüz Seyyal Tener ve Olcayto Ahmet Tuğsuz isimlerini. Taner'in Türkiye finalinde yarıştığı Tuğsuz bestesi Şarkım Sevgi üstüne yarışmada Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilir ve bu işbirliği bu kez uluslararası bir platforma taşınır. Yarışma sonucu hayal kırıklığı olur ama yarışmadan hemen sonra piyasaya çıkan Seyyal Tener albümü Leyla, Taner ve Tuğsuz ortaklığını Türk pop tarihine yazar. Bu albümde Naciye ve Dünya'nın yanı sıra yepyeni Olcayto Ahmet Tuğsuz şarkıları da vardır. Leyla, Leyla, efsane oldu Leyla, meşrunatın oldu, yangıtın oldu Leyla. Leyla, kentli kadının kendi içindeki evrimini ve devrimini anlatan bir şeydir. Ayaklarının üzerinde durması gerektiğini anlatan ve ciddi gücüne güç kattırtan bir şarkıdır. Ben bir şarkı yapıp sonra şarkıcılara götürmem. Kime yapıyorsa, şimdi karşımdaki kişi kimse, ona bakarım, saçına bakarım, duruşuna bakarım. Sahnede nasıl yürüyecek ona bakarım ve ona göre besteler yaparım. Seyyal'le biz zaten çok yakın olmuştuk. Onun üzerine tamamen Seyyal için yapılmış bestelerdir onlar. Dedim kız bu ne hal, dedi kaderin oyunu. Dedim değişmez masal, dedi değişir sonu. Seyyal Taner'in Leyla albümüne aranjör olarak Garo Mafyan imza atmıştır. Garo Mafyan, Türk pop müziğine damgasını vurmuş İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kurucularından biridir. Oldu Leyla, Mecnun'a kul oldu, yandı kül oldu Leyla. Ahmet çok keyifli bir adam. Yani o yıllarda bir de çok eski arkadaşız zaten. Bir de buna bir çılgın bir Seyyal ekleniyor. Seyyal da hakikaten çok iyi bir şarkıcı. O albümde herkes bir tane de albümün parçası oldu. İşte o zaman daha güzel şeyler çıktı ortaya. Leyla, Leyla, ah Leyla. ...80'li yıllar boyunca yayınlanmış birçok albümde imzası bulunan Garo Mafyalı, Seyyal Taner'in Leyla albümünden bir yıl sonra, bu kez Zerrin Özer'in yeni albümünde aranjör olarak görürüz. Zerrin Özer'le Garo Mafya'nın tanışması 70'li yıllarda Türkiye'nin en ünlü orkestralarından İstanbul Gelişim'de olur. O tarihlerde Zerrin Özer ilk 45'lik planı yeni yayınlamış genç bir yıldız adayıdır. Garo Mafyan ise İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kurucularından biridir. Zerrin Özer orkestranın uzun süre solistliğini yapar. İsterdim de olsa gençiz. Zerrin Özer İstanbul Gelişim'in solistiydi. Ve İstanbul Gelişim bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi solistiydi. Hiç tartışılmaz zaten bu. Tek bir şarkıcı ve tek bütün repertuarı söylüyor. Bu çok zor bir şey esasında. Her parçayı kaldırabilecek bir yorumcudur. Çok doğru şeyler yaptı Zerrin. Bir sürü albümle beraber olduk. Müzikalite olarak gerçekten hayatımın en sevdiğim, en severek yaptığım ve çok haz aldığım ve çok heyecan duyduğum bir bölümüdür. Senelerdir İstanbul Gelişim'in solistiği. Nedir bu çektiğim senden? Gönül derdim hiç bitmiyor. Yediğin darbelere bak. Bu da mı sana yetmiyor gönül?
Devrin Özer İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalışmaya devam ederken 1979'da hayatının en önemli şarkılarından biri karşısına çıkacaktır. Bu düzenlemesini Esin Engin'in yaptığı Orhan Gencebay imzalı Gönül şarkısıdır. Zaman hiç kimse bana ne Türkçe dinletiyor ne hiçbir şey dinlemiyorum. Ben tamamıyla blues dinliyorum, pop jazz dinliyorum çünkü repertuara zaten çalışıyorum. Her hafta yeni repertuar var. Benim şefim 15 tane şarkı ezberletiyor. Yine acayip çalışıyorum. Birden stüdyodayız. İşte güzel, tamam, Türk pop müziği şarkılar var. Bir de Gönül diye bir şey geldi birden. Ben dedim bunu hayatta okumam. Çiğdem ablam, Melih abim, Esin abim dediler ki Zerrin ya bizim için oku ya. Esin abim yapmış aranjesini. Peki dedim, sizi kırmayayım, ne yapayım? Gönül'ü okudum ben. Şahane, çok güzel oldu falan filan dediler. Ve inanın o okumamı kayıt yapmışlar ve albüm öyle çıktı. Her çiçekten Gönül aslında biraz da pop arabesk denilen şeyin ne olduğunu, ne olabileceği konusunda müzik dünyasına fikir veren bir çalışmadır. Büyük kitlelere ulaştıran beni ve bu güzel şarkısını bana veren çok sevdiğim, değerli büyüğüm Orhan Gencebay'dır ve her sahnemde ona teşekkür ederim. Gönül şarkısının da yer aldığı Zerrin Özer'in ilk albümü Seni Seviyorum 1980'de yayınlanır. Albümle aynı adı taşıyan Seni Seviyorum, Çiğdem Talu ve Melih Kibar'a aittir. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. İkili Tüm Dünya Ağlıyor, Son Bir Defa, Nerede O Cennet ve Yaman Olurum gibi şarkılarıyla Zerrin Özer'in kariyerinde önemli bir rol oynarlar. Özellikle Talu Kibar imzalı Her Şey Seninle Güzel, Zerrin Özer'in çok sevilen şarkılarından biri olur. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Çiğdem abla son derece sırdaş, hep böyle bu kadar naif, bu kadar zarif, bu kadar ince, hassas, olağanüstü bir insan. Melih abi de öyle bir insan. Çiğdem ablamın evinde toplanırdık. O zaman böyle hani var ya, yeni yeni sevdalanırsınız, kimseye söyleyemezsiniz filan. Çiğdem ablamla dertleşirdim. Bana dedi ki bir gün, Zerrin dedi, sana dedi şarkının kelimelerini, ifadesi nasıl söyle demiyorum. Çünkü onların hakkını çok güzel veriyorsun. Ben dedim ki, çünkü dedim Çiğdem ablacığım ben birisinden hoşlanıyorum. Böyle bir şey olmuştu. Her şey seninle güzeldi. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Zerrin Özer yeni bir şarkıcı olmasına rağmen çok profesyoneldi ve o şarkılara Erol Evgin tınısını aramadığımız farklı bir yorum getirmeyi başardı. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. O yıllarda Bora Ayanoğlu imzalı O Yaz şarkısıyla kariyerindeki çıkışı sürdüren Zerrin Özer, bir süre sonra 80'lere hakim olan arabesk furyasına yenik düşer ve bu tarzda albümler yapar. 1981'de ve Zerrin Özer ile başlayan arabeske yöneliş, Gelecek Misin, Mutluluklar Dilerim, Evcilik Oyunu ve Kırmızı albümleriyle devam eder. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Satırına ecelim yazsam da bu son mektup
o dönemde herkes Zerrin'i çok fazla eleştirdi. Çünkü geleceğe çok parlak bir pop yıldızıydı. O Türk popunun kare asının arasına 5. yıldız olarak girecek gözüyle bakıyordu herkes. Fakat o birdenbire arabesk şarkılar söylemeye başladı. Kendisi de hep bunu prodüktörünün zoruyla yaptığını söyler. Ama o dönemin şartları için ve televizyonda, TRT'de yayınlanmadığı için şarkılar, biz onları çok arabesk bulmuştuk. Ama aslında şimdi bugün dinlediğimizde birçok pop şarkısından farklı değiller. En güzel o çağım hani, deli dolu sevdik ikimiz. Solmadı daha gülleri, kalbimde bak o sevgimizin. Yağmurlarla rüzgarla dost, her akşam bir köşe başı. Gizlice buluşurduk sokaklar ikimizin. 1988 yılında Zerrin Özer, Aysel Gürel ve Garo Mafya'nın desteğiyle bu defa tamamen pop bir albüme imza atar. Aysel Gürel'in sözlerinin yer aldığı, bütün düzenlemelerin Garo Mafya tarafından yapıldığı Dünya Tatlısı albümü, o yılın en sevilen albümlerinden biri olur. Hani Dünya Tatlısı, bir düş kurardık heyecanla, içli içli ağlardık o masum gözyaşımızla. İkimiziz çok genç, soruyorduk birbirimizle, o büyük şey neydi, arıyorduk gözlerimizle. Dünya Tatlısı albümü Zerrin'in artık arabeskten tamamen sıyrıldığının habercisi olan albümdür. Çünkü öncesinde de bunun hep sinyallerini vermiştir. İşte bu albümde arabesk yapmayacağım demiştir. Kırmızı albümde demiştir ama Arapça şarkı söylemiştir. Dayanamıyorum albümü için demiştir ama içinde Coşkun Sabah'ın bestesi bile vardır. Ama Dünya Tatlısı albümünde gerçekten bu defa tam pop yapmıştı. Bunun da ağırlıklı olarak Gora Mafyan ve Aysel Gürel'e borçluydu Zerrin Özer. Hayalimde yine aşk dolu gözlerim, hasretle ve uymuş, gel seni özledim, yüreğimde bir... Bu albümle birlikte Aysel Gürel, Zerrin Özer'in hem kariyerinde hem de özel hayatında çok önemli figürlerden biri haline gelir. Özer'in Dünya Tatlısı, Arzular Var Ya, Hani Yemin'in ve 35'e Bakla gibi sevilen şarkılarında Aysel Gürel imzası vardır. Arzular var ya, yalvartıyor sana, seviyorum seni hala, bunca acıdan sonra. Zerrin Özer'in hayatı denildiği zaman Aysel Gürel çok önemli bir yer teşkil eder ve hala öyledir. Ölene kadar da öyle olacaktır. Bir kere kendi şahsında ona hayranım. Dünya Tatlısı'ndan çok önce başlayan bir dostluğumuz vardı. Bir anne kız ilişkimiz vardı ve benim hayatımdaki en büyük sırdaşımdı diyebilirim. O yüzden benim nelere tepki gösterip nelere kızabileceğimi, neleri sevmediğimi veya bir sevgide beklentilerimi veya bir aşk ilişkisinde neler beklentilerim var. Yani tamamıyla bir bütün içerisinde Zerrin Özer'in karakterini belki benden çok daha iyi bildiği için bu kadar çok özdeşleşti sözler benimle. Baktım görme, sev yanlış sevme, öyle hemen hiç kimseye ben oldum deme. Tezgahı açma, sanma kar başka, aynı hesap her yerde 35'e bakma. Dünya Tatlısı'ndan sonra 1990'da İşte Ben ve 1992'de Sevildiğini Bil adlı albümlerinde de Zerrin Özer, Aysel Gürel ve Garo Mafyan'la çalışmaya devam eder. Bu albümlerde Garo Mafyan sadece bir aranjör olarak değil, bir besteci olarak da yer alır. O günlerde birçok yeni pop yıldızının ilk albümüne de imza atan Garo Mafyan'ın besteleri Zerrin Özer'in güçlü yorumuyla büyük ses getirir. Çok yazık oldu seninle geçen zamana. Garo abim benim değerli şefim. O kadar güzel besteleri oldu ki karakterimi, ruh yapımı, deliliğimi, doluluğumu, çocukluğumu, sinirimi, mutluluğumu o kadar yakinen tanıdığı için o yüzden o besteler o kadar güzel oldu. Garo Mafya'nın şarkılarına sözler yazdım. Mesela Olamazdım Senle. Çok sevmiştim şarkıyı. Böyle bir anda o şarkının sözlerini yazmak istedim. O da bana tabii ki yazabilirsin Zerrin'cim dedi.
Tabii bu arada Seda Akay'ı da unutmamak gerektiğini biliyorum. Çünkü o da sevgili Garo Mafya'nın çok bestelerine imzaları atmıştır. Sevildiğini bil gibi. Sen sevildiğini sen bil, sevildiğini sen bil. Sevdiğimsin, benim her şeyimsin. Garo Mafyan, Zerrin Özer işbirliği 1992 yılından sonra kesintilerle devam eder. 2000 yılında unutulmaz Zerrin Özer şarkılarını bir araya getiren bir Zerrin Özer arşivi albümünde de Garo Mafyan imzası vardır. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem kal, gitme desem hiç faydası yok, ayrılmalıyım. Bilmediysen kıymetimi desem. Zerrin Özer'in kariyerinde ilk kez 1990 tarihli İşte Ben albümünde çalışmaya başladığı Şehrazat'ın da önemli bir rolü olacaktır. Şehrazat imzalı Yalan Olur, Var mı Sende O Yürek ve Yok Deme gibi şarkılar büyük beğeni toplar. Ben Şehrazat'ı her zaman çok kötü gün dostu olarak tanıdım. Gerçekten çok farklıdır. Ve bir de biraz delidir benim gibi. Çünkü ben sanatçıların pek normal olabildiğine inanmıyorum. Ben çok normalim diyen bence iki katı benden daha çok delidir diye düşünüyorum. Şehrazat'ı ben kendime çok benzetiyorum aslında. Karakter olarak da. Çünkü bir tane doğrusu vardır, doğru odur. Ve asla taviz vermez. Hem kalemine aşığım hem müziğine aşığım. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayat. Zerrin Özer'in 1997'de yorumladığı Şehrazat bestesi Kıyamam ise sanatçının kariyerinin zirve noktalarından biri olur. Başıma gelen en az en çok hataları. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahları. Şerom dedim, yani şarkı lazım. Bir hızlı bir slow, bir albüme gireceğiz. Da bara bir arayıram. Rararara. Bu kadar yaptım. Dedim, bu ne? Bir şey daha yaptı. Aman dedim, sus. Katiyen söyleme. Daha sözü yok şarkının. Hiçbir şey yok. Söz yok. Bu şarkı benim dedim ya. Dedim ki ümmünü sıkarım, bu şarkı benim. Dedi ki Zehir'in daha sözleri yok ki dedi yani. Dedim ki ben sözlerin olması önemli değil. Hücrelerimde kadar hissetmem önemli. Direkt hiç eve yollamadım onu. Anuş, ben, başka arkadaşlarımız da vardı. Sabaha kadar bunun sözlerini yazdı. Ve Kıyamam ortaya çıktı. Sen, başıma gelen en az en çok hataları. Renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Görecek, göreceksin kendini o kırılan aynada. Düşünün bir kere. Naciye, Naciye. Naciye sahnede. Şarkılar vardır, hayatlarımıza silinmez izler bırakan. Her kelimesine, her notasına bir anı, bir hayat sığdıran. Ve sesler vardır, şarkılara can veren. Tanju Okan, Nilüfer, Seyyal Tener ve Zerrin Özer söyledi. Biz bu büyük buluşmalara tanık olduk. Şarkılar yanımıza kar kaldı. Sen,
geceler boyu.